Cheesecake'imi güzel bir şekilde çırptım. Şimdi arkadaşlar San Sebastian Cheesecake'im için şöyle kelepçeli kalıbımı alıyorum. San Sebastian Cheesecake'in diğer cheesecake'ten ne farkı var? Eminim hiç denememiş olanlar bunu merak ediyordur şu anda. San Sebastian Cheesecake'i diğer cheesecake çeşidine göre hem sadece kremadan oluşuyor, bu şekilde döküyoruz. Altına burçak bisküvi vesaire eklemiyoruz. Hem de üzeri yanmış, içi daha böyle yumuşak, kremamsı bir tadı oluyor. Genelde taze taze tüketiliyor. Bir gün beklediğinde diğer cheesecake de çok fazla benziyor tadı da. Klasik her zaman yaptığımız cheesecake'lere. O yüzden taze yemenizi öneririm. Ben bir gün önceden bir cheesecake daha yaptım. Yine San Sebastian Cheesecake'i yaptım, hazırladım. Ve tabii yarısını yedim ama yine size bir gün beklediğinde nasıl olacağını da göstereceğim. Şimdi şu şekilde yağlı kağıdımızı seriyoruz. Kelepçeli kalıp kullanmanızı öneririm kolay bir şekilde çıkması için. Pişirme süresi de arkadaşlar üzeri çok fazla yansın istiyorsanız 30-35 dakika öneririm size. Ben üzerini hani orta yanık yapmak istiyorum. Yani çok fazla yakmak istemiyorum. Şu şekilde yağlı kağıdımızı buruşturuyoruz ve gayet güzel bir şekilde kalıbımıza yerleştiriyoruz. Ve şimdi artık cheesecake'imizi kalıbımıza dökeceğiz. Fırınım da bu arada 220 derecede ısınıyor. 220 derecede ilk 10 dakika üzeri hafif pembeleşene kadar tutacağız. Ondan sonrasında fırın ayarımızı 200 dereceye düşüreceğiz. 20 dakikada o şekilde pişecek. Ben çok fazla peynir tüketmiyorum normalde ama bu cheesecake'leri yaptığım zaman hepsini bitiriyorum. O kadar çok seviyorum ki. Bu da yine muhteşem ve çok lezzetli bir tarif olacak. Şu şekilde kalıbımıza döktükten sonra hava kabarcıklarını alıyoruz spatulayla. Hafifçe karıştırmamız yeterli. Ve artık fırına girme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi çok pratik. Hiç gözünüzü korkutacağınız kadar zor değil. Çok fazla bana mesaj geliyordu San Sebastian Cheesecake hakkında. Bu tarif garanti ve nettir. Birazdan göreceksiniz. Şimdi fırınımı alıyorum. Ve San Sebastian Cheesecake'im pişti arkadaşlar. Şimdi şöyle yakından size göstermek istiyorum nasıl olduğunu. Gayet güzel bir şekilde de kabardı. Şöyle salladığımızda halk tabiriyle şöyle bıngıl bıngıl sallanıyor gördüğünüz gibi. Dışını daha fazla da yakabilirsiniz ama ben çok fazla yanık tadı sevmiyorum. Bu şekilde de yine güzel bir yanık tadı elde etmiş olacaksınız. Şimdi bir 2 saat dinlenmesi gerekiyor. Yağlı kağıdından da kolay bir şekilde çıkması için. 2 saat sonra dinlendikten sonra tekrar geleceğim arkadaşlar. Bir gün önce yaptığım cheesecake'le şu an hemen hazırlamış olduğum cheesecake arasındaki tüm farkları sizlere anlatacağım. Arkadaşlar cheesecake'lerim hazır. Güzel bir şekilde dinlendirdim. Yaklaşık olarak bir saat dinlendirdim cheesecake'imi. Bu da bir gün önce hazırlamış olduğum cheesecake. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Dinlenmiş şekli bu şekilde oluyor ama yine yumuşacık bir kıvamda oluyor. Direkt şimdi yeni yapmış olduğum cheesecake'i açıyorum. Çok dikkatli bir şekilde açın. Çünkü çok yumuşamış olduğu için yapışabiliyor. Şöyle kenarlarından tutarak bu şekilde. Gayet güzel gözüküyor. Fırından ilk çıktığında daha kabarık oluyor. Ondan sonra dinlendiğinde bir saat sonra falan da hafifçe artık kendi olması gereken kıvama inmiş oluyor. Yani merak etmeyin hani neden kabarıklı da indi falan diye düşünmeyin. Cheesecake'imi dilimleyeceğim. Dikkatlice alacağım arkadaşlar. Çünkü çok yumuşak olduğu için kolay bir şekilde gelmiyor aslında spatulaya. Dinlendikçe daha kolay bir servis imkanı sunuyor. Ama sıcakken birazcık daha hassas. Evet, işte aradığımız kıvam bu. Süper. Orta kısmı şöyle cıvık, daha yumuşak. Ama sizler de benim gibi böyle daha sert kıvamda seviyorsanız bir gün önceden hazırlayıp o şekilde tüketebilirsiniz. Ama sıcakken tamamen yanmış sütlaça benziyor. Fırında yapmış olduğumuz sütlaça benziyor tadı. Mutlaka sıcakken de bir tecrübe edinmenizi tavsiye ederim. Bu keki de bir gün önce hazırlamıştım. Gayet güzel bir şekilde dinlendi. Gördüğünüz gibi bir gün sonra da bu şekilde oluyor. Yine yanmış tadı gayet lezzetli oluyor.
Hazırlaması da çok kolay. Şimdi arkadaşlar ben tadına baktım. Ben biliyorum tadını. Dışarıdan birinin de bu lezzeti tatmasını istiyorum. Dışarıdan dediğim aslında çok yakında ekip arkadaşlarımız, kameraman arkadaşımızı Tankut'u buraya davet ediyorum tadına bakması için. Bakalım bir gün önce hazırladığımız mı güzel, şu anki hazırladığım mı? Hoş geldin Tankut. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de teşekkür. Bu şimdi dün yapılan mı? Bu dün hazırlamış olduğum tamam. Dinlenmiş cheesecake. Bu da şimdi hazırladım. Daha yumuşak kıvamda. Bakalım hangisini beğeneceksin? Bir de neye benzetiyoruz? Tadı neye benziyor mesela? Diyet evet yapıyorum. Sen artık burada diyet falan unut. Evet. Sevenler için bence. Tadını ben sütlaça benzettim. Yeni yaptığımızın böyle yanmış sütlaça evet, benziyor. Evet. Ben olsam bunu yerdim ama. O zaman bildiğimiz klasik cheesecake'lere daha çok benziyor bir gün evet. Önce hazırladığımız. Tamam o zaman teşekkürler Tankut. Ben oraya geçiyorum. Tamam. Biz artık kapatalım. Bir başka güzel tarifle bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın ki yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Yine muhteşem bir tarif hazırladık bugün. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.